Ha Leli, Globus. Yine mi dönmece oynadınız siz? Ay evet Niko. Biraz fazla döndük galiba. Ne dersin Globus? Galiba haklısın Leli. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Niko. Leli ile Globus'u gördünüz mü? Ne komikler değil mi? Evet. Hadi toparlanalım da bugünkü oyunumuzu oynayalım. Aa evet Globus. Niko da geldiğine göre bugünkü oyunumuzu oynayabiliriz. Tamam Gecesin. Tamam. Bugün sizin için harika bir oyunum var. Ay gerçekten mi? Nedir Kılavuz nedir? Bu neyin gölgesi oyunu? Bu neyin gölgesi oyunu mu? Evet. Peki nasıl oynanıyor Kılavuz? Benimle gelin. Oyun sahnemize gitmeliyiz. Oyun sahnesi mi? Evet hadi durmayın. Çok merak ettim. Ta 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 ta. İşte oyun sahnemiz. Bu perde de gölge perdemiz. Gölge perdesi mi? Evet. Kimin gölgesi? Kılavuzun. İşte oyunumuz bu. Gölgesini gördüğünüz şeyin ne olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Buldunuz. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk. Hoş bulduk aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Bulduk bulduk, hoş bulduk bulduk bulduk. Hoş bulduk aradık, düşündük ve bulduk. Aradık, düşündük ve bulduk. Hadi arkadaşlar hep beraber. Değil mi Eli? Evet. Hacivat'la Karagöz gibi. Bu Hacivat. Bu da Karagöz. Oo Hacı Cavcav. Bak bak kimler buradalar. Çok komik. Bilmiyorum Karagöz'üm. Kimler ekinleri budarlar? Hacivat anlamadı. Evet. Leli ve Liko gelmiş diyorum. Hacı Cavcav. Leli Liko. Merhaba. Merhaba Karagöz. Merhaba Hacivat. Aman be Karagöz'üm. Ben ne bilirim şeftali kaç kilo. Çok güzel bu gölge oyunu Kılavuz. Evet Liko. Karagöz ile Hacivat en güzel gölge oyunudur. Bayılırım hem izlemeye hem oynamaya. Bir gün bize daha uzun uzun oynatır mısın Karagöz ve Hacivat'ı? Tamam söz bir gün oynatırım. Şimdi biz kendi gölge oyunumuzu oynayalım. Bu neyin gölgesi oyununu anlatırız mı? Diyelim gireli perdenin arkasından bir bardak gösterecek ve bu neyin gölgesi diye soracak. Ben de gölgesine bakıp neyin gölgesi olduğunu bileceğim değil mi Kılavuz? Aynen öyle. Şimdi önce kim başlamak ister? Ben. Tamam Leli sen başla. Leli 3'e kadar sayacağım ve konu saati akmaya başlayacak. Bitene kadar kim daha çok gölgenin ne olduğunu bilirse o kazanacak. Hazır mısınız? Hazırım. Peki ya siz hazır mısınız arkadaşlar? Evet. O halde 3, 2, 1. Kum saati akıyor. Ay gidiyorum. Bakalım neler varmış. Bu da güzelmiş. Hangisini seçsem ki? Kum saati akıyor Leli. Acele etsen iyi olur. Ay tamam buldum. Hadi Leli. Ne göstereceksin? Çok merak ediyorum. Tamam Liko başlıyorum. Bil bakalım bu neyin gölgesi? Ay bu neyin gölgesi? Buldum. Gökyüzünde uçan bir şey değil mi arkadaşlar? Bu bir kuş değil mi? Hayır. Bu şeyin içine binilebilir. İşte şimdi buldum. Bu kuş değilse bir uçak olmalı.
Bu bir uçağın gölgesi. Aha, harikasın Liko, bildin. Kum saatte akıyor. Hadi Liko, sıra sende. Gittim bile. Ay, bu da olmaz. Şunu mu soracağım acaba? Liko, sıra akıyor. Hadi seç birini. Tamam, buldum. Lale, bir bakalım bu neyin gölgesi? Aa, Bu çok sevimli bir hayvanın oyuncağının gölgesi Liko. Buldum bile. Siz de buldunuz mu arkadaşlar? Evet. Siz söyleyin o zaman, neyin gölgesi bu? Bir köpek. Evet, buldunuz. Bu bir köpek. Çok az süre kaldı. Kum saati akıyor. Lili, sıra sende yine. Hadi kılavuz. Benim yerime sen bir şey getir ve göster. Liko ile ikimiz bilelim. Ne dersin? Harika derim. Uçtum bile. Bakalım bunlar kimin gölgesi? Ay, çok tanıdık ama. Aslında bana da çok tanıdık geldi Lale ama çıkaramadım. Ay, aşk olsun, yine korkuttun beni. Arkadaşlar, yardım edin. Bunlar neyin gölgesi sizce? İyi bakın. Süre son saniyeler. Bulamadınız mı hala? 5, 4 Arkadaşlar, siz de mi bulamadınız? Aşk olsun, bizi tanımadınız mı? Ay, bulamadım. Ya, bir yerde tanıyorum ama. Siz söyleyin arkadaşlar, bunlar kim? Lili ve Liko'nun gölgesi. Evet. Gerçekten de bulduk bunu. Bunlar bizim gölgemiz. Biziz. Çok güzel bir oyundu kılavuz. Evet, harikaydı. Kim kazandı peki? Bakalım, Lili bu uçak gösterdi. Ve Liko bildi. Liko bir oyuncak köpek gösterdi. Ve Lili bildi. Ben de size sizin oyuncak köpeklerinizi gösterdim. Ve bildiniz. Bizi izleyen arkadaşlarımız bildi aslında. Evet, doğru. Yani bu durumda beraber kaldık. O halde bunu hep birlikte kutlayalım. Evet. Salla salla çakal dansımız başlıyor. Salla 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 çakala. Salla 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 çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla salla çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Arkadaşlar, hep beraber. Salla, 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 çakala. Salla, 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 çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, 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 çakala. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla. İşte işaretler burada. Burası kamp yapmak için harika bir yer.
Merhaba Pisi. Merhaba çocuk. Burada kamp mı yapacaksın canım? Evet, Pam ve Pim de gelecekler. Çünkü burada büyük gece kamp yapacağız. Ne güzel. Ama Pim ve Pam hala gelmedi de. Çocuk. Efendim Pisi? Gökyüzünde parlayan şeyler var ya. Evet. Onlar niye öyle parlıyor? Onlar güneşten aldıkları ışıklarla böyle parlıyorlar canım. Ama güneş yok ki. Biz göremiyoruz ama yıldızlar güneşi görüyor Pisicim. Onların adı yıldız mı? Evet Pisicim, yıldız. Uzaydaki küçük gök cisimleridir yıldızlar. Ay çok güzel parlıyorlar. Uyudum yıldızlara. Güzel yıldızlar, sizi görüyorum. Keşke daha yakından bakabilsem. Neye benziyorsunuz bilebilsem. Ne güzel söyledin. Ay ama gerçekten onları çok merak ettim çocuğum. Keşke böyle yakından görebilseydim. Görebilirsin. Kara kargaşa burada mıydın? Evet Pisi, bilirsin, seni severim. Sesini duyunca hemen geliverdim. İyi yaptın arkadaşım. Nasıl da kokunu alamadım. Yıldızları yakından görmek mi istiyorsun Guak? İstiyorum ama olanaksız biliyorum kara karga. Ne demekmiş olanaksız Guak? Sen o işi bana bırak. Nasıl yani? Beni yıldızlara mı götürecek kara karga? Bilmem ki Pisicim. Yıldızları yakından görmek bence olanaksız. Bu ne ki kara karga? Bu bir teleskop Pisi. İstediğin yıldızı yakına getiriverir. Gerçekten mi? Evet ya, çok yaşa kara karga. Teleskop gökte çok uzakta olan cisimleri bize yakından göstermeye yarar canım. Nasıl da aklıma gelmedi? Ben teleskopla yıldızları yakından görebilir miyim yani? Evet arkadaşım Guak. Hadi gözünü daya da bak. Merhaba güzel yıldız. Görüyorum, evet. Harika. Ben bu teleskopu çok sevdim çocuğum. Hayatıma hoş geldin teleskop. Amanın Pisi. İşte geliyorlar. Ay çok güzel bir yer burası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Pisi. Hadi çadırlarımızı kuralım. Harika oldu çadırlarımız. Bak çocuğu. Evet gerçekten çok güzel oldu. İşte bak yine simler düşüyorlar abi. Ay Pin, onlar sim değil. Hiç de bile onlar sim abi. Niye anlamıyorsun? Baksana hepsi sim. Pırıl pırıl parlıyorlar. Ay Allah'ım ya. Pinciğim, evet parlıyorlar ama onlar sim değil kardeşim. Of ya. Pisi, ben bir türlü Pin'e bu gökyüzündeki parlayan şeylerin sim olmadığını anlatamıyorum arkadaşım. Şimdi parlayan şeylerin sim olduğuna mı inanıyorsun Pin? Evet, bence sim onlar. Bazen de hareket ediyorlar hatta. Uçan sim. Niye güldün Pisi? Komik geldi yıldızları. Uçan sim dedin. İşte evet. Adı aklıma gelmiyordu bir türlü. Çok yaşa Pisi. Yıldız kardeşim, yıldız onlar. Hayır, uçan sim. Ay, keşke yıldızları sana yakından gösterip onların sim olmadıklarını anlatabilseydim. Yıldızları yakından görmek
teleskop. Gözünü buraya koyup bakınca yıldızları çok yakından görebiliyorsun. Değil mi ya? O zaman sorunu çözdük. Bir kere. Tamam, gel o zaman teleskopla bir bak. Bakınca kendi gözlerinle görüp onların sim olmadığını inanırsın belki Pin. Hadi gel. Bence sim onlar. Bak kendin. Aa, olamaz. Ne kadar güzeller. Simmiş peki onlar? Evet sim. Ha, nasıl yani? Aa, Pin? Şaka yaptım, şaka. Allah seni Pin. Bunlar sim değil. Şaka mı yiyeceğim? Şaka, şaka. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Şemsiyeye mi? Teleskoba mı? Kulaklığa mı? Doğru, teleskoba. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir teleskop çizin.